Strabon'a göre İsa'dan önce 7. yüzyılda İon göç eden İon kavimleri tarafından kurulmuş ama bu Side adının Anadolu kökenli olması bize burada yerleşimin daha eskilere gittiğinin ipucunu veriyor ve tarihi. İonlar geliyor, buraya yerleşiyorlar. Fakat kısa bir süre sonra burada yerel dil oluşuyor. Yani dilin karışması sonucu yerel bir dil oluşuyor. Ve Büyük İskender'in buraya gelmesine kadar Yunanca... Herkes bilsin hadi. Şunu ama dikkatli oturun. Tekere falan ayağınızı dikkat. Hocam telefonları budur. Kalsın kalsın. Şimdi bir şey olmaz. Şoför arabada hiçbir şey olmaz. Kapalı alanlarda sigara içmek yasak biliyorsun değil mi? Kapalı alan değil abi. Hemen sigara atıyorum. Bravo ya. Şuna basalım. Hadi hadi çabuk. Kaç bakayım. Nereye bineceğiz? Burası hemen Vespasyan Çeşmesi görülen yer. Şurası Agora'sı yine hemen tiyatronun önünde. Tüye tapınağı var orada. Ne kadar mı? Ya hocam orada anlatın ne olur, hiç şey duymuyorum. Bir şey olmadı. Attila. Ne?
tiyatrolar, odeonlar daha geç dönemlerde veya kendi burada içerisinde de hem meclis binası veya Bulletterion adını verdiğimiz meclis binası seviyemde kullanılıyor veya Hristiyanlıkla birlikte Efes'te olduğu gibi veya diğer tiyatrolarda olduğu gibi bir takım Hristiyanlıkla ilgili törenlerin yer aldığı işte veya toplantıların yapıldığı mekanlar olarak altımızda. Burası kaç piyazamalı? 5 piyazamalı, 2 kadayalı bir tiyatro. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli. Hemen Roma tiyatrosu olduğunu anladığımız ögelerini söyledim. Kemer konumlar. Artı gene tamamen olayı ne yapıyor? Kapatıyor. İşte tam tiyatro veya tiyatro binası adını verdiğimiz bina ortaya çıkmış. Yani dört bir yanından kuşatılarak neredeyse kapalı bir alan haline getirebilir. Basamaklara bakıyorum, buradan dikkatinizi çekebilecek bir şey var mı diye gözle gördüm en azından. Özellikle bakın şurada yerine işaret edeceğim. Şuradaki alan bakın. Ön kısım adamın poposunu koyduğu yer. Arka kısım oradaki küçük çıkıntı, yivli alan. Diğer bir üstte oturan kişinin ayaklarını bastığı yer. Yani o da tabii organize edilmiş, düzenlenmiş. Yani adam ayağını koyduğu zaman diğerinin poposunu rahatsız etmiyor. Bunun yanında bir takım yerlerde şu anda kavaya da dolaşamadığımız için rahat seyirdim yerinde delikler görecektik. Onlar da en azından yazın tiyatrolarda neyi sağlıyor? Ahşap direkler dikilerek üstünün kapanmasını, tente geçirilmesini sağlıyor. Devam edelim buradan. Yıldım kola için. Öyle mi çekeyim? Çünkü Anadolu'da bu böyle tiyatro ayakta kalmamış. Tek bir tane bunu da işte böyle korumaya çalışıyorlar. Anadolu'da bunun harici göreceğiniz tüm tiyatrolar bir tepeye yaslanmış şekildedir. Bu mimari. Burada bir yükselti olmadığından dolayı aynı İtalya'daki gibi bir sistem kullanılarak tonozlar üstüne, kemerler üstüne oturtulmuş. Tek, unik. Bu değerlerin yanında asıl Köprülü Kanyon Milli Parkı'nı son yıllarda tanıtan akarsu turizmi olayı oldu. Köprü Irmağı turistik rafting açısından çok elverişli bir parkur arz ediyor. Buradan yaklaşık 55 kilometre içeride. Biz düz gidiyoruz ha? Sen buradan gidiyorsun. Evet, girişi buradan. Görüyorsunuz tabelasını, Köprülü Kanyon diyor. 44 kilometre diyor ama siz ona inanmayın. Çok virajlı bir yoldan ulaşılıyor. Ben rafting konusunda deneyimli olduğum için biraz bu konuda bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi burası turistik rafting açısından önemli bir yer. Neden turistik rafting deyimini kullanıyorum? Çünkü rafting esas itibariyle tehlikeli bir spor. Akarsularda yapılıyor ve akarsuların üzerinde nehrin daraldığı ve su akışının hızlandığı yerler rafting için önemli bir unsur oluşturuyor. Bazı şeyler için dedi, bir takım şeyleri fedakar etmek istedim. Sen dedim turizm biliyorsun. Turizmi savunman lazım. Ben devletin çıkarlarını savunuyorum. İyi dedim. Aspendos'a gireceğiz. Köprüye geçince sağlık. Evet abi, böyle bahsettim. Eyrumedon. İşte biz rehberlerin tarafımız biraz Bavyera Amadesi gibi. Rehber olarak full time çalışmak istiyorsanız Tuna'nın dediği gibi, Emin hocanızın dediği gibi çeşitli diğer turizm dallarına da el atmanız gerekecek. Çünkü artık bazı tıkanmalar oluyor klasik turizmde ve değişik yönlere insanlar akıyor. Onun için işte böyle bir rafting rehberliği, rafting turizmi ya da yayla turizmi ya da diğer turizm çeşitlerinde iyi bilmeniz sizin lehiniz.
Ankara başkent. Sonra ilerlediği noktalarda Pergelilerden, Pergeli rehberlerden Likya bölgesinde yön bulma konusunda yardım aldı. Pergeli bu erken anlattığım dönemin dışında ilk defa tarih sahnesinde bu İskender döneminde karşılaşıyoruz. Yani M.Ö. 4. yüzyılın ortalarındaki dönem. Ve Pergelilerin, Pergeli rehberlerin İskender'i Likya bölgesine aşıttırıp en azından Pamfilya bölgesine kadar içittirdiğini biliyoruz. Bunun dışında yine kentin karakteristik en önemli özelliklerinden bir tanesi Anadolu'daki Artemis yerleşmelerinden birisine sahip. En azından Artemis yerleşmelerinin veya tapınımın bir en önemlisi neredeydi? Efes'teydi. Efes'teki Artemis tapınmasıydı. Bunun dışında Efes Artemis'i olduğu gibi Perge Artemis'inin de olduğunu biliyoruz. Özellikle sikkeler üzerindeki tasvirlerden bu kanıtlanıyor. Kazı sempozyumuna gidenler belki hatırlayacak. Bir Artemis daha bulundu. Yine Anadolu özellikli. Evet, Kanos'ta yapılan kazılarda, bu sene yapılan, geçen sene yapılan kazılarda, bu seneki sempozyumda yine bir Anadolu kökenli Artemis'in bulunduğu biliniyor. Böylece en azından tapınım olarak Anadolu'da 3 tane temel noktada Efes'te, işte Perge'de ve Kanos'ta Artemis yerleşmelerine rastlıyoruz. Bunun dışında tabii genel Pamfilya bölgesinin tarihiyle çok büyük bir farklılık göstermiyor Perge'nin tarihi. İşte ne var? Mopsos Kalkas'tan sonra özellikle İskender'in de ölümünden sonra paylaşılan Helenistik krallıklar, özellikle Ptolemaios'lar ve daha sonra Seleukos'lar yine burada egemenlik kuruyor. Çok fazla tarihi dediğim gibi Pamfilya bölgesinden ayrılır bir tarih değil bunun dışında. Ama deminki özellikle Perge Artemis'in olması ve efsanevi kurucuları kente ayrı bir özellik katıyor. Yapılara gelince kente giriş bu ana kapıdan. Ama tabii bu kapı daha diğer kapıya, birazdan göreceğimiz, ilerlerken göreceğimiz diğer kapıya nazaran daha erken bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Roma dönemine tarihlendiriliyor, Hadrian döneminde. Yine bunun paralelini Antalya'da görme imkanına sahip olacağız, Hadrian kapısında. Burada da yine Hadrian anısına Plancia Magna tarafından kentin zengin kişilerinden Likya'daki kim gibi mesela Polisli Okramaos değil mi? Tiyatrolara özellikle yardım eden çok zengin. Başka? Niyason, Jason diyorduk değil mi? İki tane ünlü karakter. İşte Plancia Magna'da Pergeli ve Roma İmparatorluk döneminde özellikle Roma'ya karşı orayı görmek için İmparatorluk'un heykellerini yaptırıp heykellerinin bulunduğu müşter karakteri.
Daha sonra Kelenikçik kapıya doğru ilerliyoruz. Kelenikçik kapı dediğimiz kapı tercihinin karakterleri, tabii kısa bir restorasyon geçirmiş. Çok uzun boylu şey yapılamıyor. Tabii bunların herhangi birisinin bile ayağa kaldırılması, yani 3 tane bloğun yan yana getirilmesi bile çok büyük bir uğraş gerektiriyor kazı sezonunda. Yani basit gibi gözüküyor ama maalesef işte vinç gelecek, kaldırılacak, konacak ölçüleri falan. Yani basit gibi konan şeyler bile bayağı bir zaman alıyor. Ama en azından üst konstrüksiyonun nasıl olduğunu göstermesi açısından bir fikir verebiliyor. Yani en azından üst yapı nasıldı. Dediğim gibi nişlerin içerisinde burayı çevreleyen bir alan vardı ve imparator heykelleri veya Romalı üst tabakaya, aristokratlara ait bir takım heykeller bulunuyordu. Şurada hemen saat bir yönünde gördüğünüz kısımda solda Fransiye Magra'nın mezarının olduğu için de bir bahsedeyim. Serap. Burası sütunlu yol muymuş? Ne? Pardon abi. Şuna ne diyorduk? Hani hep bahsettim. Anastasis dediğimiz değil mi? Neydi hani üstü kalem şeyle tabii kaymasın diye değil mi? Üst kısma ne gelecek yukarıya bakın. Orayı da çizmiş alalım, görüyor musun? Çizgiyle belirlemiş. Başlık oturacak. Şunu çeksene, ne kadar güzel. Evet, o da tam kaset. Roma yumurtaları bakın, var. Bakın yine anlattığım güzel şeyin burada bir örneği daha. Ne diyorduk? Hani sütunlar üst üste konarken arada kenet sistemi şuradan kanal açıyor. Galvanizli bakırı döküyor ve kapatıyor diyorduk ki işte bunu görüyorsunuz burada en iyi örneğini. Evet, görüyorsunuz değil mi? Şu anda tam bu Sunu Caddesi'nin sonuna geldik. Demin anlattığımız bitiş noktası. Nymphalion'dan toplanan su rezervuar burası. Buradan akarak merdivenle şarıl şarıl bütün caddeyi dolaşıyor. Sıcağın altına yürüyerek geldiniz. Bir de tabii o zaman akşam düşünün. Bayanlar güzel elbiseleri, beyler yine yakışıklı giyinmişler böyle. Promenattalar, sular akıyor. Akşamüstü ambiyans süper. Yani buradaki Sunu Caddesi esasında Anadolu'da bulunan Sunu Caddesi içerisinde en güzellerinden bir tanesi. Efes'teki de çok güzel ama buradakinin özelliği Nymphalion'dan gelen suyun şehrin içerisinden dolaşıp akması ve insanların yine bundan yararlanması. Frene'de bunun örneği var ama tabii buradaki çok daha monumental boyutlarda, büyük boyutlarda. O zaman hatta yaparız. Ev odasındadır. 1050 metre yükseklikteki güllük tahtalı dağının güneyindeki iki düzlük arasında, güneyindeki iki tepede tepenin arasındaki gül düzlükte kurulmuştur. Bir Pisidya kentidir ve kentin ilk yıllarına ve kuruluş yıllarına ait bilgiler oldukça yetersizdir. Türkiye'nin eski çağdan günümüze kadar gelmiş ve en iyi korunmuş antik kentlerinden biridir.
Eski yazarlar şehrin adından Termesus, Termesus, Termeseus, Termesenses ve Termesus gibi çeşitli şekillerde söz ederler. Pisidya bölgesinde iki tane Termesus kenti olduğundan bu kente Büyük Termesus denmektedir. Evet. Kentin adındaki iki S harfinden kentin yerleşmesinin 3000 yıla kadar indiğini ve ilk yerleşenlerin Luviler olduğunu göstermektedir. Kendilerini Solmenler olarak tanıtan halk Solimos Dağı'nda yaşarlar ve cesur insanlardır. İsa'dan önce 547'de Persler burayı işgal etmişlerdir. Fakat bağımsızlığını Termesus bu yıllarda da korumuştur. Ve İsa'dan önce 334'te İskender kenti işgal etmiştir. Fakat çok dağlık olduğu için alamamıştır. Kentin en parlak dönemleri İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllardadır. Bu dönem Pax Romana dönemidir. Şehir önemini 4. yüzyılda olduğu gibi büyük kentlerde nasıl bir kompleks? Hamam ve Cimnazyum kompleksi tabii şehre gözde ilk gelenlerin şehre girmeden önce yani konaklama yerlerine gitmeden önce yapacakları tek iş hep bahsediyorduk. Hamam kültürü nedir? İşte hamamlarda duş alınıyor, yıkanılıyor. Daha sonra beden hareketleri ve daha sonra kentin diğer yapıları başlıyor. Termesos'taki en önemli özellik tabii Likya bölgesinin en karakteristik kentlerinden birisi olması. Bunun sebebi, karakteristik kent olmasının sebebi tabii ulaşılmazlığı. Yani bir kartal yuvası şeklinde gördüğünüz gibi öyle çıkılması, inilmesi kolay olan bir kent değil. O yüzden dağların arasında saklı gizli bir kent ama tabii İskender'in en azından burayı ele geçirme çabası, isteği kentin her ne kadar konumunun çok değişik ve yükseklerde olmasına rağmen, kartal yuvası bir kent olmasına rağmen isteği biraz da bu tabii ilk evrelerine ilişkin çok fazla elimizde belge yok. Yine yazılı kaynaklarda geçiyor. Solimos Dağı bir adı verilen var ve burada yaşayan yerel bir kavim Solimos'tan geçiyor ve bu Solimos'ların Termesos kentinin ilk kurucuları olduğu düşünülüyor. Solinler veya Solimaltı. Çünkü Termesos yazıtlarında geçen birçok belgede de yine yazıtlarda kendilerini Solinler olarak, nasıl Likyalılar kendine Likyalı demiyor, Termil ediyordu. Termesosların da kendine Termesos değil de Solin halkı demesi bu savı güçlendiriyor. Tabii tarih sahnesindeki en büyük başarıları demin de söylediğimiz gibi Termesos'un İskender'in ordularına karşı direnç göstermesi ve kentin ele geçirilmemesi. Bunun yanında tabii özellikle Roma döneminde Manlius Vulto'nun büyük işte Roma generali ordusuyla Anadolu'ya gelip Galat seferi sırasında yine tüm kentleri ele geçirmesi ve bu arada bu kentin yönetiminde işte Galatya krallığına Amintas'a bırakması yine kayda değer bir takım tarihsel gelişimlerini oluşturuyor kendisi. Yavaş yavaş yukarı çıkalım. Devam edelim orada anlatmaya yine. Sevim sen bu gece kudurdun mu, coştun mu? Boşuna mı? Bu anlat bakalım orkestrayı. Anlamıyor bunların üstüne. Bitti, ne gibi bir yankı yaptı. Bak nasıl ses.
Benim şeyi de çek istersen. Şu basamaklar var ya, ayaklarını bastırıyor o alanlar. Onları şeyde de çekmiştim. Ne? Oh, ay inemiyorum. Ayaklarım kanıyor. Küçücük bir takım. Hocam o zamanlarda mum yakma falan gibi bir şeyler var mı? Var. Var. Ateş kültü yani hemen hemen insanlık tarihiyle çağdaş. Yani her uygarlıkta mutlaka ateşle ilgili bir kült oluyor yani. Yani zaten bizim birçok din şeyden etkileniyor yani. Diğer pagan dinlerinin devamı nitelik. Şey mesela, ciğerlerde ateşli yanacağım falan. Hadi. Evet, evet. 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 Ya hocam ya, niye çıkardın bu sıkıntıları? Ben kaldım burada. Kalmadın. Hoca çıkarmadık, kendin yandın buraya kadar. Ben çıkaramazdım zaten sen. Çektin mi sözünü şey? Ali. Bunları hep çekiyorum zaten. Tuna ister ister. Selin. Çekti, hepsi o aleyhinize delil olarak kullanılacak. Onlar daha iyileri, daha kötüleri de var içinde. Hadi ya. Odeon. Odeon neydi? Yüzük dinlenen yer. Değil mi? Toplantı yeri ama ne tür gösterileri için? Daha çok yeni tiyatrolar kapalı. Yılın neredeyse 11 ama çok güzel yerler değil mi? Güzel ama. Faaliyetlerinin olması gerekiyor. O kadar olacak. Türkiye'yi dolaşıyoruz. Geldin mi? Sen de çıkmadın. Sen kursuyla aynı sayıda oturma yerine sahip değil. Daha farklı. Bu yani bu kent tiyatrosu, Termesos Major kenti ve dışarıdaki bir takım kome deniyor onlara. Küçük köy yerleşmelerinin de halklarının gelip o işte Ağustos'un ikinci haftasında Dionysos toplumu seyretmesi için yapılmış bir tiyatro. Yani o zaman şeye bakıyoruz en azından. Tiyatrolar kent nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i kadar bir 5.000 kişilik veya 6.000 kişilik dersek işte genel olarak çevre halklarıyla birlikte daha yoğun bir halk grubuna hizmet veriyor. Odeonlar tamamen Termesos kentinde yaşayan halkın gelip sanatsal faaliyetlerini icra ettiği veya gösterilere katıldığı yerler. Aynı zamanda nedir? Tabii kent meclisleri bir yerde Odeonlar. Dediğim gibi arkanda eğer gitme imkanımız olursa yarın daha hoş bir Odeon'u orada görme imkanına sahip olacaksınız kent etkisi içerisinde. Ama işte kavaya yerleri pek fazla kalmamış maalesef. Çok korozyona uğramış, bozulmuş. Ama plan olarak izleyebiliyorsunuz. Evet, devam edelim. Gitmiyoruz artık, buradayız. Çok seviniriz. Burada yaşayacağız. Süper şey bence. Tamam, gidelim. Ne kapısı Adrian mı? Evet. Adrian. Senin ağzın mı yiyormuşsun? Sosluyum.
Çekil bakayım kızlar. Serap tepede gelme, sağa gelsin. Sola gelsin. Bunlar bir dakika var, anlayın. Kendi sağına gel. Bak bir sağa git, tamam mı? Bekletiyorum. Kaldırsanız hocam taşı biraz da. Daha tutamayacağım, bırakıyorum. Hocam. Bir savaşçının muhtemelen mezarının bir taşıydı. Sen evet Hakan hocam söylesene bak. Doğayla tarihin buluştuğu yer. Hakan hocanın isim babası. Termesos. Bunu da belgelemiş olduk. Soldaki doğa açıklayıcı olsun, sağdaki tarih. Taş, evet tarih. Doğayla tarihin buluştuğu. Gerçekten. Evet, havada duran bir taş görmektesiniz. Kuru üzüm var. Git bir yakın plan çekme. Ay Sevim. Hadi gel gidiyorum. Kale içinin. Sol tarafta bir sesi var. Emir Hoca'nın. Yanındaki de Eros. Asker yapıyorsunuz kardeşim.
çekebilirsin ya.